Arkadaşlar merhaba. New Vegas'ın birinci bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki video giriş videosuydu. Bu karakterimizi hazırlamıştık. Tipimizi, işte özelliklerimizi, yeteneklerimizi falan belirlemiştik. Bir giriş videosu vardı, onu izlemiştik. Buradan itibaren de birinci bölüm olarak devam ediyoruz. Tipimiz bu oldu. Biraz böyle Cemil Pekçi tipi gibi oldu. Bir küpesi eksik ama yani Türk olsun, bıyıklı olsun falan dedik. Çıka çıka böyle bir tip çıktı. Artık Cabbar oldu ismimiz. Cabbar verdik ismimizi. Cabbar'la bu şekilde devam edeceğiz. Mümkün mertebe ben 3. kişi kamerasından oynamamaya çalışacağım. Şimdi başlayalım. Bunda F'ye basınca birinci kişiye geçmiyor. İlla tekerleği çevireceğiz. Vardır bir kısa yolu onun da. Neyse. Bu oyun yani Skyrim gibi aynı firmadan çıkmış. Açık dünya oyunu. Yine RPG tarzında karakterimizi geliştireceğimiz, görevler alacağımız, sürekli haritanın bir yerinden bir yerine koşarak gideceğimiz, bazen işte hızlı seyahat yapacağımız bir oyun. Ama Skyrim'den biraz daha, yani 2 sene kadar daha eski bir oyun. O yüzden grafikleri Skyrim kadar kaliteli değil. Ben yani biraz mod falan ekledim ama 2-3 tane çok da bir faydası olmadı. Sen kimsin abla? What do you need? Neye ihtiyacım var? Sonra görüşürüz. Bye. İyi, görüşelim sonra. Allah Allah, triplere girmiş bu ya, elinde böyle silahla. Şurada birini gördüm, bu kim? Arkos. Greeting. Selamlar yurttaş. İngilizce bu kısım niyeyse. Arkadaşlar oyun... Oyunçeviri.com ekibi oyunu çevirdi Türkçe'ye. Ama oyunun bir dünya DLC'si var, yani resmi DLC'leri. Bu DLC'lerinden sadece iki tanesinin Türkçe yaması var. Çoğunun yok. O yüzden oyunun o DLC'leriyle ilgili olan kısımlar İngilizce. Bir de benim eklediğim Project Brazil, Project Nevada gibi yani DLC büyüklüğünde ama resmi olmayan DLC'ler var. DLC değil, mod diye geçiyor ama aslında DLC yani. Onlar da İngilizce. Yani oyundaki ufak tefek İngilizce kısımlar o modlarla alakalı. Bu ne ya? Hey. Bu Western filmlerinde düello yapan kovboyların ortasından geçen çalı yığını. Gitmiş orada adamların önünde durmuş. Onlar da hiçbir şey yokmuş gibi öyle mal mal oturuyorlar. Abi, sen az önce gezen abla değil misin? Tek gözlü. Yo orada... Ha, o olsun herhalde. Amca sen kimsin? Howdy. What can easy Pete Gumsuz do for Pete. Bana saldıran insanlar hakkında bir şeyler biliyor musun? The one in the fancy suit seemed to be calling the shots. That's as much as I know. Word of advice though, if you ever catch up with him, watch out. The man's was a prospector until I decided to settle here to get away from the NCR. Now we'll just take it easy. Büyük boynuzlar. Nah. Means I poked through old buildings looking for working tech and such. Some folk, way I see it, salvage means it's broken, near worthless. Evet. Me, I look biz de madenden çok onlara guns, ihtiyaç duyuyoruz camps. Zaten. NCR. Don't get me wrong. The NCR's got a lot of decent folk in it. It's just that towns like Good Springs and Prim don't stay independent for long. Not if you've got something the NCR. Güzel baharlar şu anda bulunduğumuz bu küçük kasaba. NCR keeps the Legion away. NCR ve Legion da birbirine düşman iki grup. Meet and hide mostly. Can't put a pack on them. Bu Skyrim'deki gibi imparatorluk lejyonları gibi burada da bir lejyon var. Bir de onların karşısında asiler, NCR birlikleri var. Onlar yine çatışma halinde. Biz gene onlardan birini
Skyrim'deki gibi onlardan birine taraf olmak zorunda olacak mıyız bilmiyorum. She thinks it's hiding something, but I think it's just a broken down relic with no place to be. They're slavers, led by a guy named Caesar, or Kaiser. Caesar. Not sure how you're supposed to. A couple of years ago, they tried to take over Hoover Dam, but the end. Baraj yüzünden. Bir kavga var buralarda demek ki. We've been hearing stories about legionaries on the Nevada side of the river, so keep a gun. The dam powers a lot of New Vegas. Ya barajlar çok önemlidir, hem elektrik hem su. Yani burası sonuçta çorak bir bölge. Hatta kısmen çöl bile sayılır yani. Su çok önemli. Su yüzünden savaş olması çok doğal yani. Bir de radyasyon da var bölgede. Temiz su bulmak çok zor. Okul binası. Okul binasında yaratıklar varsa gider temizleriz amca, merak etme. Şu düşmüş yalnız. Hangi? 3 kişi 3 kişi. Amca sen motor mu kullanıyorsun? Vay. Hala delikanlıyım diyorsun yani. Güzel. Biraz etrafı dolaşalım. Hemen binaların içine girmeyelim. Ha, bunlar mermi yapma tezgahı. Bu da tezgah. Bunları şu anda kullansak da bir şey yapamayız herhalde. Daha oyunun başındayız. Oh. Çarptım. Ha, Sunset Sarsaparilla. Bunlar su olmayan memlekette su yerine geçen hayati içecekler. Bunları alalım. Burada bulduğumuz iyi oldu. Bu ne be? Ha şey, amcanın bahsettiği büyük boynuz. Ha bunlar bayağı şey, hani sığır. Ne? Pasta kutusu. Boş. Şuralarda neler? O kim? Kasklı abi. Söyleyecek bir şeyi yokmuş. Keyfim bilir. Ben de çok meraklıydım zaten. Nuke. Kola kamyonu. Oyuncak herhalde bu. Boş şişe. Lazım değil bunlar. Şu yukarıya bir bakalım. Oo. Pinyon fıstıkları. Alalım. Yani yiyecek bir şey. Burada da aynı Skyrim'deki gibi. Daha doğrusu Skyrim'deki aynı buradaki gibi. Yani bu daha eski bir oyun olduğu için. Skyrim çoğunlukla Fallout 3 ve Fallout New Vegas'taki mekanikler kullanılarak yapılmış bir oyun. Şimdi F'ye basınca direkt. Ha, kolay, iyi. Mermi lazım. Dinamit. Evet, tabii ki lazım. Alttaki o da kilitli. %12 diyor. Bu muhtemelen açmayacak ama deneyeceğim. Aa, açtı. Tamir kiti, çekiç, bunların hepsini alıyorum. Su bardağını almıyorum. Buna baktım, buna baktım, buna baktım, buna da baktım. Şu ne? Bu telsiz gibi bir şey ama bunu almıyor herhalde. Su bardağını alıyor, onu almıyor. Evet, tamam. Evet, bu vızırtılar geliyor telsiz ama belki sonra bir görev verilecektir de görev icabı alacağızdır. Oraya boşuna girmeyeyim. Kapıya tahta çakmışlar. Açılmaz orası. Güvenilir Wild 13 mataranızdan bir yudum alınız. Oyun bunu göstermiş miydim giriş videosunda, hatırlamıyorum. Pip-Boy bu. Yani oyunun menülerine buradan ulaşılıyor. İşte kıyafetlerimiz, şu eşya sekmesinde silahlar, giysiler, sağlık edevatları, çeşitli ıvır zıvırlar ve cephaneler. Durumumuza buradan bakıyoruz. Hani sağlığımız. Bu oyunda şöyle bir şey var. Hani sol bacak, sağ bacak, göğüs, kollar ve kafa ayrı ayrı hasar alabiliyor. Artı radyasyon alabiliyoruz. Artı fiziksel olmayan hasar, hani
ne gibi delirme gibi işte kafayı yeme gibi şeyler de var. Onları oradan gideriyoruz, görüyoruz nerede problem olduğunu. Bunlar şeyler, baş harfleri şu kuvvet, algılama, dayanıklılık özelliklerimiz. Bunlar perkler. Oyunun başında iki tanesini seçtik. İlerledikçe, seviye atladıkça bunlar artacak mıdır bilemiyorum. Bunlar yeteneklerimiz. Bunları arttırabiliyoruz oyun ilerledikçe. Genel görünüm. Veri, görevler bunlar, evet. Şurada onlar bir şekilde gitti. Bu bizim ana görevimiz. Şu galiba. Seni öldürmeye çalışan adamı bul, yani esas görevimiz bu. Kendi şahsi görevimiz yani. Madenci meyhanesindeki Sunny Smiles ile konuş. Şurada bir karışıklık olmuş. İki tane görev mi var anlamadım. İngilizce olanlar modların görevleri. Mod görevlerini daha oyunun başında veriyor. Ama oyunda biraz ilerleyelim ya da hatta oyunu tamamen bitirelim. Ondan sonra mod görevlerini yapalım. Ya da bu mod görevlerine olduğu noktalara çok yaklaştığımız zaman hazır gitmişken onları da yapalım şeklinde. Bunları yapalım. Şunlara odaklanalım. Şu Türkçe olanlara. Yani ana görevlere odaklanalım şimdilik. Dünya haritası, yerel harita. Bu şeyden, Skyrim'den aşinayız buna. Şöyle. Tabi burada daha basit bir harita. Bunda da hızlı seyahati var. Şurada bir görev görünüyor. Şurası. Bir de şurası görünüyor. Radyolarımız var. Radyo yayınlarını buradan dinleyebiliyoruz. Değişik radyo istasyonları var. Bol bol müzik dinleyeceğiz ama oyun çok uzun olduğu için aynı müzikleri 50 bin kere dinlemekten de gına gelecek. O da ayrı bir mesele. Yukarıya doğru devam ediyor orası. Orada bir şeyler var falan. Gideceğiz oralara da. Şimdilik gitmeyelim. Gökyüzü güzel. Güneş çok beyaz. O biraz daha sarı olabilirmiş. Sen kimsin? Oraya takılmışsın, yürümeye çalışıyorsun. Allah'ım. Söyleyecek bir şey yok. Şuradaki binaya da etrafına bakalım. Posta kutusuna falan bakalım. Posta kutularından bir şeyler çıkabiliyor. Genelde dergi mergi çıkıyor. O dergiler, ha işte şunun gibi. Bunları okuduğunuz zaman ticaret artı 10. Belli bir süresi var ama bunların, yanılmıyorsam. Emin de değilim. Skyrim'deki iksirler gibi belli süreliğine, belli özelliklerinizi arttırıyor. Sen kimsin ya? O nasıl bir... Ooo! Bu nasıl bir silah? Bu nasıl bir tip? Tipler bu oyunda birbirine çok benziyor. Yani erkek yüzleriyle kadın yüzleri de birbirine benziyor. Çok detaya girememişler. Burası kilitli diyor. Açmayalım. Çünkü Skyrim'den biliyoruz kilitli kapıları açınca ne olduğunu. Hemen güvenlikler geliyor. Bizi dışarı atıyorlar. Hatta ceza kesiyorlar. Hatta cezaevine bile girebiliyoruz yani. Gerek yok. Girmek zorundaysak görev icabı, o zaman gireriz. Şimdilik gerek yok. Bunun içinde bir şey var mı? Hop, yok. Bunda, hop, bunda da yok. Aa, üstüne çıktım. Şurada bir şey var mı? Burada da yok. Bu amcanın bahsettiği, bizim doktorun da bahsettiği bir robot vardı. O robot nerede acaba ya? Bizi bulan, iyileştiren robot. İyileştiren değil de bulup doktora getiren. Bizi hayata döndüren daha doğrusu. Yani ona bir teşekkür etmemiz lazım. O robotu görsek fena olmaz. Bu ne? Satış makinesi. Ha. Değer 15. Bizde ne kadar var? Bu oyunda para yok. Daha doğrusu yani oyunun büyük kısmında para yok. Şişe kapağı geçerli. 15 istiyor.
Ha, alabildiğimize göre demek ki 15'imiz varmış. Burası da anahtar gerekliyor. Gerçi kırmızı yazmadığı için açabiliriz ama. Gas station. Açmayalım şimdi hiç. Burayla ilgili bir işimiz yok. Robotu görüyor muyuz? Vay. C'ye basınca eğiliyor. Nefesini de tutuyor ama. Normal eğilme yok. Ha. Başka diğer. O ne? Bu ne ya? Watts modu. He, düşman. Geri dön. Geri dön. Bu. Oy, dur. Şeyi nasıl yok ediyoruz ya? Ha, dövüşme modundan R'ye bastım. Bu ne ya? Rest, dinlenme, vazgeç. T'ye basınca bu da yine Skyrim gibi. Olduğumuz yerde vakit geçirmek için. Şu kadar saat dinlen, bu kadar saat bekle. Seçenekleri. Şuraya da bakalım. Burası boşmuş. Şuna da bakalım. Bunları al. Al. Şurası okul binası galiba. Orada yaratıklar varmış. Şimdilik gitmeyelim. Burada bir asker var. Sen kimsin abicim? Bir şey söylemiyor. Şunlara da bakacağım yani. Bir dergi de buradan çıktı. Oyuncak araba kül tablası. Bunlar kalsın. Orada yaşayan bir çocuk var herhalde. Oyuncak araba. Neyse, o robotu sonra buluruz. Şuraya bir girelim. Ne oluyor? Cheyenne, stay. Don't worry. She won't bite unless I tell her to. Yeah, I guess there's a thing or two I could show you. Sounds like you need all the help you can get after what they done to you. Meet me outside, behind the saloon. Sunny Smiles'la buluşacağız. Tamam, önden gitsem ben şuralara bir bakayım. Gelirim. Bunlara çalıyor, çalmam. Kimse de yok ama ya, çalsam mı acaba? Bir şeyleri tamir et. C'ye basalım. Çaldım. Ha. Karma kaybettin diyor. Yani. Bunda hırsızlık yapmak, hani kötü şeyler yapmak bir şeyler de kaybettiriyor demek ki. Pek hoş karşılanan bir durum değil. Hani kimse çakmasa, Hello. görmese bile Allah görüyor yani. para mara bu oyunda pek hırsızlık yapamayacağız yani. Anlaşıldı. Bu neymiş? Kapıyı açalım mı? Oy. Yok, kapatalım. Nereden geldik biz? Şuradan geldik. Yüklemeler bu oyunda daha kısa. Hey. Hey. Amca nerede burada? Greetings. Tamam. Vazgeçtim. Yok, konuşmayacağım seninle. Hiç hevesleme, konuşmayacağım. Tamam, very well. Şu robotu bir bulalım ya. Görevler. Tamam, o.
O robotu bul görevi yok mu? Dünya haritası, yerel harita. Küçülüyor mu? Küçülüyor. Şu ne? Şurada bir görev var. Biz neredeyiz? Tam baktığımız istikamette. Şurada. Oraya bir gidelim. Ha, işte robot bu. Bu buymuş. Ne haber kanka? Howdy, partner. Victor. Might I say you're looking Türk fit gibi. As a fiddle? Teşekkür ederiz. Don't mention it. I'm always ready to lend a helping hand to a stranger in need. I was out for a stroll that night when I heard the commotion up the old bone orchard. Saw what looked like a bunch of bad eggs, so I laid low. Once they'd run off, I dug you up to see if you were still kicking. Biz baya baya gömmüşler ya çukurun içine mezara. Bu çıkarmış. Can't say that I'm familiar with the rascals. Some of the fine folks in town might be able to help you out with that. I moseyed into town, oh, 10, 15 years ago. Anyway, it's a right peaceful town. I'm a Securitron. Robco Security Model 2060B. If you ever see it. Olur, söyleriz. Happy trails! Güvenlik robotu. Şunlara baktık mı biz? Boş. Ha, kola ama iki tane radyasyon şeyi var. Radyasyonu arttırıyor. Yok, bunları almıyorum. Bu neymiş? Ha. Anladım. Bunlardan başka yerlerde de buluyoruz. Bunun bir tanesinin içine bir eşya koyduğumuz zaman işte falanca yerdeki Mojave Express kutusuna bunu gönder diyoruz. Posta şey, kargo olayı yani bir şekilde. Ha, çal diyor, çalmayalım. Tamam. Şimdi o hatunla nerede buluşacağız? Şurada. Aşağıda sol alt köşedeki pusulada yanıp sönen bir kürsör, bir ok işareti var. O bizim görevimizin olduğu yönü gösteriyor. Yanıp sönme hızı arttıkça yaklaştığımızı belirtiyor. Artınca mı artık, azalınca mı bilemiyorum. Şu anda oraya doğru gidiyoruz. Silah falan alsak mı elimize ya? Eşya, silahlar, nelerimiz var bizim? Bir tane tabancamız var. Mızrak, dürbün, pala, pompalı. Bu güzel. Bomba atar mı? Bu da güzel. Dinamit de güzel. Dinamitleri bulmuştuk zaten. Ha, bir tabanca daha var. 10 mm. Mermi 38. Mermi 19. Bunu alalım. Tabancanın tipi biraz offset. Şöyle yakınlaşıyor mu? Yakınlaşıyor, evet. Yani çok eski tip bir şeye benziyor silah. Bu kim? Keşfetmişiz burayı. Protect and serve. İçeri mi gireceğiz? Ha, bu silah satıcısı mı? Oh. Pardon. Silah yerine nasıl koyuyorduk ya? E değil, R değil. Ha, R'ye basılı tutuyoruz. Ha, okey. Çal, 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 çal. What do you need? Neye ihtiyacım var? Sonra görüşürüz. Bye. Niye? Elindeki malzemelerin listesini bana... Ha, bu adam mı yoksa? Niye İngilizce konuşuyorsun sen? Kimsin? Gun shop. Bu gun shop mod falan mı acaba? Olabilir. Ha, bir şeyleri tamir ettirebiliriz. Benim için görev var mı diye sorduk. Ses de koymadıklarına göre hiç konuşma yok. Sadece yazı var herhalde, bu mod. Görev öyle bir şeyler veriyor herhalde. Stokta neler var onları gösterecek.
Evet, bir görev verdi. Kapak. Ha, burada gösteriyor. Ha, bu bizde 18 tane kapak var. Şişe kapağı. Kill 3 kişiyi öldürme görevi verdi. Onları sonra yaparız, şimdi değil. Ya 18 tane kapağımız var. Ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız tabii ki de. Çık. X çıktık. Ha, boş ev. Harita mı verdin gene? Beş bin kapak. Allah Allah, anlamadım. Skyrim'deki gibi kendi evimizi mi satın alabiliyoruz? 5000 kapağı. Galiba öyle bir şey. Burası dükkan. Görev. Bir dakika ya, çok uzakta gösteriyor. Veri. Dünya haritası. Bu hangi görev? Şu anda seçili olan. Yok, onu yapmıyorum. Şunu yapalım. Harita. Şurada, evet. Dön. Yakında bir yerde galiba. Hızlı gidelim. Koş, zıpla, hop. Aa, çabuk yoruldum. Güçsüzüz demek ki. Şu kızla bir buluşalım. Şu çubukta hareket edenler, ha, dost insanlar. Evet, onları gösteriyor. Ha. Geldim kardeş. Şişeleri, evet. Tamam, ver. Everything all right? Evet. Until next time. E bunu al dedin, vermedin, ne verdin mi yoksa? Ha, vermiş elimizde. Şişeleri vuracağız. İyi, çok kolay. That's the right idea. Look down the sight. Oh. Try crouching down and staying still. It'll help your aim. Well, that's a start. But I don't reckon you came to me to learn to fight sarsaparilla bottles. Tell you what. I gotta go chase geckos away from our water supply anyway. Darn critters are attracted to it. Why don't you come along? Follow tamam. me. It's just down to the southeast a short ways. Gidelim. Yalnız bizim adam gibi zırh bulmamız lazım ya. Bu ne ya? Tulum. İşçi tulumu gibi. Bunun hiçbir şeyi yoktur herhalde, zırh değeri. Köpek de mi bize yardım ediyor? E sonra bu ablayı acaba takipçi gibi, Skyrim'deki takipçiler gibi yanımıza alabiliyor muyuz bize yardım etmesi için? Yoksa tek başımıza mı devam edeceğiz? Şurada bir... Buna bakmış mıydım? Ha, bakmıştım. Hızlı koşma! Vay, koşarken silah bırakıyor. Silahla koşamıyor mu? Ne kadar saçma. Hop. Hear that up on the ridge behind me there? We got some geckos to clear out. Bunch of little monsters is what they are. Kertenkele. Seems like Doc Mitchell treats more gecko bites than anything else. Let's see if we can get a little closer. If we move quietly, we can get the jump on them. More likely to...
Ama bu şeyi azaltıyor ya. Okay. Fark edildi mi? Neredeler ki? Ben kimseyi görmüyorum. Aha, orada bir şeyler var. Evet. Oha. Çok hızlı geliyorlar. Bir saniye arkadaşlar, bir şey. Şu bullet time olayıyla eğilme, ikisi de mi C? Sinsilik C, tamam. Şunu F yapayım ya. He, F5, F9 bunda da varmış. Güzel. Otomatik hareket hiç gerek yok. Saldırı. Otomatik hareketi kullanmayacağım için Q'yu saldırı yapalım. Yalnız ben şunu anlamadım. Hani sinsilik C diyor. Eğiliyorum. Ama aynı zamanda bullet time, hani zamanı yavaşlatma olayına da geçiyor. Nefesini tutuyor. Kuvveti azalıyor. Bu ikisinin ayrı ayrı tuşlar olması lazım. Ya da basılı mı tutuyoruz acaba? Anlamadım. Çözemedim. Şuraya bir F5 diyeyim. Hızlı kayıt yapsın. Ayağa kalk. Her eğiliş kalkışında bunu yapıyor mu, yapmak zorunda mı ya? Çok saçma. Düşmanlar nerede, bu kertenkeleler? Yanlış yere mi geldim ben? Bu oyunda şöyle bir özellik var. V'ye bastığınızda Watts moduna geçiyor. Zamanı durduruyor. Kritik vuruş ihtimali kafadan %95'miş. Kafayı seçiyorsunuz. Vurduk vallahi ikisini de. Güzel. İki tane kertenkele varmış. Öldürdük. Kertenkele dirisi bu radyasyonu artırıyor. Deriyi alalım. Belki işte bu da zırh mırh falan bir şeyler yapıyordur. Bunu almıyorum çünkü radyasyon var. R'ye basılı tutayım. Teneke. Mermi kovanımız mı fırlamış? Tamam, bizim kız nerede? Burada ne var? Oh. Bunlar... Bir şey yok. Ablacığım neredesin? Burayı gösteriyor. See? You're getting the hang of it. There's two more wells that still need clearing. You want, you can come along. It'd be worth a few caps to me. Olur.
Shouldn't take more than a couple minutes, especially Ha, with güzel. two of us. Come with me. Tamam, onları öldürelim ama beraber öldürelim bak. Bana bırakma işi tamamen. Ben de buralarda yeniyim. Ho ho. Köpecik. Silahımızı çekelim de. Ha, orası mı? Gördü. Right. Ağırlık 120'ye 120 diyor ya. Bunu da alırsak. Yo, çok etkilemedi. Aa, su. Su içtik. Yalaktan da içseydik. Zaten orada bir şey çıktı. Ne çıktı? İç. Temiz su muydu acaba? İnşallah. Radyasyonlu su değildir. Ablacığım neredesin? Bunu ne zaman öldürdük? He, abla burada. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Come on, geldim zaten de. Sen orada takılmışsın. Şşş. Bak ya, herhalde buradan devam edeceğiz. Şuraya yukarıya mı? Yo, o buradan gelmiş. Ha, bunları bunları kim öldürdü? Bunlar bizim ilk öldürdüklerimiz. Bunlar şimdi öldürdüklerimiz. Geliyorum, geliyorum. Ama sen nereye gideceğini bilmiyorsun ki. Dolanıp duruyorsun. Bak. Ablacığım. Ya söyle nereye gideceğimizi. Ben oraya gideyim ya da sen git. Ben seni takip edeyim. Sen burada böyle saçma sapan hareketler yapıyorsun. Heh. Geldim. Yok, vazgeçtim ben bunu takipçi olarak alma fikri. Şu anda bana hiç cazip gelmiyor nedense. Sen kal orada, ben kendim bir şeyler yaparım, buraya geleyim. Keep out, kesin. Bir yer keşfettim. Keep out. Burası da kesin şey mod, İngilizce yazdı çünkü. Sunny Time Cigarettes. Bilmem ne bilmem ne. Oraya girmiyorum şimdilik. Bir ara gireriz. Var mı başka kertenkele? Göster. Evet, hızlı seyahat yapabiliyoruz. Güzel baharlar kaynağı. Ablacığım, kurtardık mı seni? Ha, görev tamamlandı. Bu bizim kız mı? Değil ya, bu başka bir kız. Sen kimsin? Bir dakika, hemen gitme, bize bir teşekkür etmeden mi git? If you hadn't come here like you've done, I came up here to draw water, but here, you should have what I got. You look thirsty. Ha, şöhretli olduk. Kabul edilen özelliği kazandık. Tamam. Bize su mu verdin sen? Bize su verdi. Bana su verdi. Esmeralda. Su falan vermedi. Suyumuzu kendimiz içeceğiz. Şimdi ha, 200. 126. Tamam şimdi tamam. Almıyorum. Kertenkeleler... Kertenkele yumurtası işe yarıyor mudur? Yenmiyor da. Almıyorum. Gereksiz şeyler almayacağım. Çünkü çok çabuk doluyoruz.
Sonra gerekli şeyleri alamıyoruz. Çekiç, sensör modülü. Bunu al, bunu al, çekiç. Ağırlık 2. Ya yani gerekirse atarız. Şimdi bunlar muhtemelen... Kapat. Lazım olacak şeylerdir. Bu kutularda niye eşya yok? Ha? Ha? Boş. Şurada birileri... Birileri var. Vay anasını ya, burada da harita çok büyük, gitmeyecek. Boş şişe. Bu boş şişeleri dolduramıyoruzdur ama ya. Ama ben Skyrim'de dolduruyorum, o mod. Bu daha eski bir oyun. Bunda yoktur öyle bir özellik muhtemelen. Şuraya bir bakacağım. Çanta. Karton sigara. İşe yarıyor mudur ki? Satarız. Şu ne? Mızıka mı? Aa, satılır belki, süt şişesi. Ama şişesi sadece değil mi? Süt var mı içinde acaba? Herhalde yok. Kola şişesi, evet. Ama bir dakika. Bunda boş diye yazıyor. Bunda yazmıyor. O zaman bu dolu mu ki? Bakacağım bir. Eşya. Sağlık. Süt şişesi. Burada yazmadığına göre. Süt şişesi, evet. Nasıl atıyoruz bunu? Ha, sağ tuşla tıklayınca attık, tamam. Aa, yatak, uyu. Yani uyumamız gerekiyor mu acaba? Uyumak şeyde gerekiyordur muhtemelen. Yani yaralandığımız, öleceğimiz, sakatlandığımız, ne bileyim hastalandığımız zamanlar uyuyup uyanmak iyileştiriyordur, iyi geliyordur. Aa, ismi değiştirebiliyoruz. Karakteri tekrar oluşturabiliyoruz. Yok ya, tamam. İyiyiz böyle. Boş ver. Zaten genelde birinci kişi kamerasından oynayacağımız için çok da fark etmiyor. Artık şey de değil ya. Hani Allah. Tek de aldım. Köstebekmiş ya, Allah. Bunda da radyasyon var ama ya. Köstebekmiş, ben de öyle kocaman bir şey zannettim. Böyle aslan kaplan bir şey zannettim. Ne yapıyorduk tam? Tipimiz yok ya, fena değil. İyi iyi. İdare ederiz. F'ye basınca, heh tamam, şimdi oldu. Tamam. Geldiğimiz yer orası mıydı bizim? Silahımızı bırakalım hızlı koşmak için. Çok çabuk yoruluyor bu ya. Bu nedir? Ha, bu o silah. Silah dükkanı. Tamam, geldiğimiz yer burası. Ama biz ablayı aşağıda bıraktık. Onun yanına gitmemiz gerekiyor mu? Şu ne? Kemik. Ha, orada. Ablacım, sen öyle mal mal dolaşırken ben hepsini temizledim. Now that was some good work. Çıkardık. Çıkardık tabi. Hepsini ben hallettim ya. 50 şişe kapağı. Tamam ya. Interested? Ha. All right then. We'll need a couple ingredients to get started. Gonna want some xander root and a brock flower. Let me think now. I know I've seen brock flowers growing up at the graveyard, and I seem to remember there being xander root over by the schoolhouse. Bring those on back to me and we'll get cooking. Tamam, bunları yapalım, öğrenelim. Şimdi burada bir şey yapalım. Kaydedelim arkadaşlar. Jabbar'la
New Vegas maceramız devam edecek. Bu birinci bölümdü. Birinci bölümde en azından hani 2-3 bir şey öğrendik. 1-2 görev yaptık. İkinci bölümden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.